أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda tevekkülle gelen rahatlık nasıl olur? Tevekkül nedir? Doğru tevekkül anlayışı nasıldır? Doğru olmayan tevekkül anlayışı nasıldır? Allah'a güvenmek bize neler kazandırır? Kur'an'da tevekkül nasıl ifade ediliyor? Bir de ayrıca bir tefekkür tablosu olarak yaban arısının mucizeliğini anlatacağız. Son olarak da iyi adam kötüler listesine nasıl kurtuldu kıssamızla programımızı bitirmiş olacağız değerli dinleyicilerim. Tevekkül, Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise bir gayeye ulaşmak için gerekli olan her türlü tedbiri alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, işin sonucunu Allah'tan beklemektir. Ayrıca Allah'ın takdir ettiği mukadderatın mutlaka gerçekleşeceğine inanmaktır. Tevekkül, işlerinin tedbirini aldıktan sonra takatinin üzerindeki hususları Allah'a havale etmektir ve en güzel vekil olan Allah'a dayanmaktır. Din, bütün Müslümanlar için bir imtihandır. Bu imtihan insanların nefislerine ağır gelse de, hikmetini bilmeseler de Allah'ın hükmüne teslim olmak mecburiyetindedirler. İslam, teslimiyeti, teslimiyet Allah'a güvenmeyi, ona Celle Celaluhu tevekkül etmeyi gerektirir. Böylece tevekkül etmek, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırır. Rabbimiz Celle Celaluhu, Enfal suresinin 2. ayetinde, Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Rabbimiz Celle Celaluhu, gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Doğru tevekkül anlayışını nasıl anlamalıyız? Tevekkül deyince Allah'a güvenmek, sebeplere riayet edip sonra da Rabbimizin üzerimizdeki tasarrufunu beklemektir ki iki adım ötesi birçok hak dostu tarafından Gassal'in elindeki meyit sözüyle ifadelendirilen teslim mertebesidir. Kainatta her şey bir düzen ve kanunlar çerçevesinde olmaktadır. İnsanlar akıl ve iradeleriyle sebepleri ve sonuçları bulabilirler. Kendisine akıl ve irade verilen insan, kainatta geçerli olan kanunlara riayet ederek çalışır. Çabalar, sebeplere sarılır, ondan sonra Allah'a güvenir. Mesela bir çiftçi tohum ekmeden ürün elde edemez. Çiftçi tarlasını zamanında sürmeli, ekmeli, gübrelemeli ve sulamalıdır. Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için Allah'tan yardım dilemelidir. Çalışmadan başarıya ulaşılamaz. Kısacası, gerçek manada tevekkül eden kimse, işinin gereğini yapar ve sonucunu Allah'tan bekler. Tevekkül, sadece Allah'tan yardım beklemek, yerine getirilmesi gereken sebepleri işlemek hususunda, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymaktır. Evet değerli dinleyicilerim, tevekkül, sebepleri tamamen reddetmek değildir. Aksine, sebepleri kudret elinin perdesi bilip riayet etmek, ayrıca sebeplere teşebbüsü ise bir nevi fiili dua kabul ederek Allah'tan istemek ve işin sonuçlarını ondan bilmek ve ona minnettar olmaktır Celle Celaluhu. Tevekkül, dünyevi veya uhrevi kişinin kendi duygu ve düşüncelerine Rabbini vekil kabul etmesidir. Tevekkül, Cenab-ı Hakk'a bel bağlayıp, itimat etme ve ondan başkasına kalbin kapılarını
bütün kapamak demektir ki buna bedenin ubudiyete, kalbin de Allah'a kilitlenmesi de diyebiliriz. Evet değerli dinleyicilerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Ebu Musa el-Eşari'ye radıyallahu anh yazdığı bir mektubunda eğer kazaya rıza gösterebilirsen o bütünüyle hayırdır. Buna gücün yetmezse dişini sık, sabret. Sözleriyle bu hususu hatırlatmak istemişlerdir. Evet, bir şey başta hayırlı, sonunda kötü olabilir. Başta kötü, sonunda güzel olma ihtimali de her zaman vardır. Bu husus Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Bakara suresinin 216. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Ve olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli, yani kötü olur. İşin sonucunu, gerçeğini Allah bilir ama siz bilemezsiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İsrailoğullarına yapılan bir ikazdır değerli dinleyicilerim bu. Doğru olmayan tevekkül anlayışı nasıldır? İnsanın çalışmayı bırakıp tembellik ederek kendisinin yapması gereken işleri Allah'a havale etmesi doğru bir tevekkül anlayışı değildir. Mesela bir öğrenci dersine çalışmadan ben Allah'ın yardımına güveniyorum, Allah bana yardım eder demesi yanlıştır. Ülkesinin kalkınmasını, milletinin şahlanmasını isteyip sebeplere riayet etmemek doğru bir tevekkül anlayışı değildir. Çalışmadan ve hiçbir çaba göstermeden başarılı olmayı beklemek tembelliktir, miskinliktir, başarısızlıktır. Önce fiili dua, sonra da sözlü dua olmalıdır ki Rabbim başarılı kılsın. Evet değerli dinleyicilerim, Allah'a güvenmek bize neler kazandırır? İstediğimiz işlerin en iyi şekilde sonuçlanması için neler yapılması gerekiyorsa hepsini yerinde ve zamanında yapmalı, sonucunu Allah'a bırakmalıyız. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra işimizin güzel bir şekilde sonuçlanmasını Allah'tan beklemek, ona güvenip bütün varlığımızla ona sığınmak mutlulukların en güzelidir. Allah'a güvenen bir kimse huzur ve güven içinde olur. Olaylar karşısında sabır, dayanıklılık kazanarak ümitsizliğe düşmez. Çünkü o elinden geleni yapmış, sonucu Allah'a bırakmıştır. İman, tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de iki dünya mutluluğunu netice verir. İmanla teslimiyet birbirlerini tamamlayan kavramlardır değerli dinleyicilerim. Teslimiyeti olmayan müminin tam mümin olamayacağı gibi imanı olmayanın da zaten teslimiyeti söz konusu değildir. İman edene mümin, teslim olanı da Müslüman deniyor. Demek ki Allah'a iman eden ona teslim olmak zorundadır. Çünkü Allah'a iman etmek onun isim ve sıfatlarına ve bu isim ve sıfatlarının hepsinin güzel olduğuna iman etmektir. Bir alimin veciz ifadesiyle, onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır, onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Dünya ve ahiret saadeti yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız, farzları yaparak süsleyiniz ve günahlardan çekinerek korununuz. Dünya ve ahirette gerçek kurtuluşa erişmek için sağlam bir imana sahip olmak gerekir. Çünkü iman insanı insan eder, dünyada da sultan eder. Kıymetli dinleyicilerim, Kur'an'da tevekkül nasıl ifade ediliyor? Ayetler tevekkülü nasıl anlatıyor? Enfal suresinin 49. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. O sırada münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Müslümanlar hakkında şu adamları, dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a tevekkül ederse bilsin ki Allah galiptir, güçlüdür ve hikmet sahibidir. Tevbe suresinin 51. ayetinde mealen de ki hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ahzab suresinin 48. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor.
Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların ezalarını bırak da aldırma. Allah'a tevekkül et, Allah vekil olarak hepsine yeter. İbrahim suresinin 12. ayetine mealen, bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Elbette bize yaptığınız eziyetlere katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Nahl suresinin 42. ayetinde mealen, o muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Yine Nahl suresinin 99. ayetinde mealen, şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler, üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur. Yusuf suresinin 67. ayetinde mealen, ve dedi ki, ey yavrularım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etmelidirler. Hud suresinin 61. ayetine mealen, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin, çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde O'ndan mağfiret dileyin. Yine O'na dönün. Tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir, buyuruyor. Mücadele suresinin 22. ayetiyle Kur'an'dan tevekkülle ilgili olan ayetleri tamamlamış olalım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin Allah ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edinmediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır, buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Değerli dinleyicilerim, tefekkür tablosu olarak yaban arısının özelliği, mucizeliği nedir? Bunun üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Yaban arısı bir çekirge yakalar, toprakta açtığı bir deliğe götürür ve orada çekirgeyi ölmeyecek şekilde sokarak bayıltır. Bundan sonra yumurtalarını konserve haline getirdiği çekirgenin yanına bırakır. Bundan maksat yumurtadan çıkan yavruların doğduklarında ihtiyacı olan canlı yemin yavru arılara sağlanmasıdır. Delikten uçup giden ve kısa bir süre sonra ölen yaban arısı yavrularını hiç görmez. Rabbimiz bir düzen kurmuş. Kainatta, evrende düzen tıkır tıkır işlemekte. Bizler de bu mucizevi düzene, varlıklardaki düzene, mükemmel yapıya bakıp imanımızı artırma, kendimize çeki düzen verme, Allah'ın gücü ve kudreti karşısında dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbim kendisini hakiki manada tanıyan kullarından eylesin. Bir de değerli dinleyicilerim, penguenin kuluçkası ilginçtir. Penguenle ilgili bir cümle ifade etmiş olalım. Yumurtasını suya bırakmaz. Donacağı için buza koyamaz. Onun için buzullarda taş toplayıp üzerine yumurtlar. Penguenlerin de böyle bir özelliği var değerli dinleyicilerim. Son olarak iyi adam kötüler listesine nasıl kurtuldu kıssasıyla programımızı tamamlamış olalım değerli dinleyicilerim. Geceleri sabahlara kadar namaz kılıp gündüzleri de akşama kadar oruç tutan bir zat varmış. Herkes onun bu halini ibretle seyreder, hayretle yad edermiş. Hatta gökte melekler bile bu iyi insanın durumuna gıpta ile bakmaya başlamışlar. Bir gün Cebrail aleyhisselam demiş ki, ya Rab, ben bu iyi kulunu ziyaret edip sohbetinde bulunmak istiyorum. Bana izin ver. Rabbimizden cevap gelmiş, sen o kulumu ziyaret et ama iyi kulların listesine bir bak da ondan sonra ziyaretine git.
Cebrail aleyhisselam iyi kullar listesine bir bakmış, bir türlü o zatın adını bulamamış. Bir de kötü kullar listesine bakmış ki adı listenin baş tarafında yazılı. Buna çok üzülen Cebrail aleyhisselam ziyarete varınca durumu aynen anlatmış. Sen bunca ibadet ve kulluğuna rağmen kötü insanlar listesinde yazılısın. Yazık olmuş bunca gayretine. Adam boynunu bükmüş, omuzlarını silkmiş. Ben ona karışmam. Orasını Rabbim bilir. İsterse beni iyi kullar listesine yazar. İsterse kötü kullar defterine. Ben onun hükmüne teslim olmuşum. İslam'ın bir manası da teslim olmak değil midir? Bu sözlerden sonra yine abdestini almış, namazına başlamış. Eskisi gibi ibadetine devam etmiş. Durumu hayretle seyreden Cebrail aleyhisselam dönüp Rabbimize sormuş. Ya Rab, bu ne haldir? Kötü kullar listesinde yazmana rağmen o yine ibadetine devam ediyor. Rabbimizden bir hitap gelmiş. Ya Cebrail, bir de şimdi bak sen o listeye. Cebrail aleyhisselam bir de bakmış ki ne görsün, bu defa da iyi kullar listesinin baş kısmında yazılı. Demiş ki ya Rabbi, elbette böyle çok ibadet eden bir kulunun layık olduğu yer burasıdır. Bu zatın ibadeti bunu gerektirirdi. Rabbimizden şöyle hitap gelmiş. Onu kötü kullar listesinin başından alıp iyi kullar listesinin başına yazdırışımın sebebi ibadeti değil, çok teslimiyetidir. Sen ona kötü kullar listesindesin dediğin halde o teslimiyetini hiç bozmadı. Onu Rabbim bilir deyip yine ibadetine devam etti. Onun bu derece benim takdirime teslim oluşu, benim rızamı kazanmasına kâfi geldi. Kötü kullar listesinden alıp iyi kullar listesinin baş kısmına yazdırdım. Rabbimiz bundan sonra şöyle hitap etmiş. Ya Cebrail, benim rızamı kazanmak isteyen kullar benim takdirime teslim olsunlar. Onlar takdirime razı oldukları nispette ben de onlardan razı olur, haklarında hayırlar yazarım buyurmuş. Evet değerli dinleyicilerim, Rabbim kendisine hakiki manada kul olan, onun takdirine razı olan, rızasını elde etmek için gayret eden, sırat-ı müstakimi muhafaza eden, sırat-ı müstakimde gitmeyi hedefleyen mümin kullarından bizler eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şu duayla da bitirmiş olalım. İki kelime vardır ki o ikisini söylemek dile çok hafif, ahirette ise sevap tartısında çok ağır gelir. Bu iki kelime aynı zamanda Rahman olan Allah'a çok sevimlidir. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Yani Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve ona hamd ederim. Azim olan Allah her türlü eksikliklerden münezzehtir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Buhari'de geçen bir hadiste. Rabbim kendisini hakiki manada anan, hakiki manada kul olan, kendisini hakiki manada tevekkül eden kullarından eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.